şeriatımızın velilerinin onları evlendirebileceğini söylemesi tavsiye niteliğinde değildir. Bu hususta biraz önce dinlediğimiz gibi Kur'an'ın çok açık bir hükmü var. Hadis-i şerifler var. Fukaha'nın bu konuda ciddi ittifakı var. Mezheplere göre farklı denebilecek bir durum yok. Ama muasır ulemamız bu hususu tartışmışlardır farklı meclislerde. Bu dersi hazırlarken kimin ne dediğine bu muasır ulemadan, yani muasır kelimesiyle son 50 yıl içinde yazan, çizen, konuşan ulemayı kastediyorum. Ciddi bir şekilde araştırmışlar, çalışmışlar. Dikkat çeken bir husus, yani bu asırda yaşayan ulema bu asrın suistimallerine dikkat ederek evliliğe bir alt yaş sınırı getirmenin ciddi bir şekilde bir fitneyi önleme, laçkalığı önleme olacağını düşünüp uygundur, getirilebilir. Bu şeriatın hükmünü değiştirmek değildir. Bilakis çocukların heder edilmelerini, çocukların mal uğruna, şu uğruna veya işte cinsel ihtiraslar uğruna heder edilmelerini engeller diye bir tedbir önerisinde bulunmuşlar. Buna bağlı olarak da halkı Müslüman olan ülkeler fetva aldık diye böyle bir genelge çıkarmışlardır. Yani Müslüman insanlar eğer 7 yaşında, 10 yaşında küçücük çocuklarını zifaf odasına koyuyorlarsa alimler ve işte devlet erbabı önce anaların, babaların şefkat ve merhametlerinin nereye gittiğini araştıran bir kanun çıkarsınlar o zaman. Kendi doğurduğu çocuğu insan kurda yem eder de 8 yaşında zifaf odasına nasıl koyar? Şimdi buradaki bu hassasiyeti suistimal ediyorsa Müslümanlar, babalar sırf 5-10 kuruş elde etmek için zengin bir damat, zengin bir kayınpeder yahut da işte evde yeniden yüzümüz mal görsün biraz, para bizde kalsın gibi, yani 3 kuruşluk dünya menfaatine doğurduğu kızını feda ediyorsa anneler babalar, Müslümanlar küçük yaşta çocuk evlenmesi caiz mi değil miden önce bunlar ana mı, bunlar baba mı diye soru sormalıdırlar. Önce halledilmesi gereken budur. Çocuğunun üzerinden para kazanıyor olduktan sonra bir Müslüman bunları konuşmaya gerek yok artık. O mesele, o zaman bu iş bitti. Çocuğunun üzerinden para kazanan bir baba, anneden her şey beklenir demektir. Bunlar baba mı, bunlar ana mı? Bunların hepsi müşahede altına alınsın, zindanlara alınsın diye bir teklife de sıcak bakarız. Bu kadar evladına merhametsiz olan, evladının üzerinden servet kurmaya çalışan bir insanı da nasıl Müslüman olarak sen Müslümanların camisine geliyorsun diye tenkit ederiz herhalde. Buradaki açmaya çalıştığım farklı pencere inşallah anlaşılmıştır. Bu yaşın küçük çocukluk denecek yaştaki evliliği açısından bu şekilde ele alınıyor. Bunun dışında baliğ olduktan sonra biyolojik, fiziksel bir eksiklik söz konusu değilse her Müslüman delikanlı, her Müslüman kız evlilik namzetidir. Akşam ay başı olur, sabahleyin evlenebilir. Ha, fizyolojik, biyolojik eksiklik söz konusu olabilir mi? Olur tabii. Aybaşı olmuştur ama hala 30 kilo geliyordur. Bir deri bir kemik. Filanca hastalıktan tedavi görüyordur. Henüz tabak nedir, çanak nedir bilmiyor. Abisinin bıyıkları var, bunun bıyığı yok. Niye bunu fark edemiyor? Yani biyolojik eksiklik var, zeka yetersizliği var, hayatı idrak edememek var. Bu çocuk evlilik çağına gelmemiştir. Baliga olmuştur ama reşit değildir. Elbette buna beklenir ama çocuk 16 yaşındadır. Evlenmek deyince yerinden fırlıyor. Hatta kaç çocuğu olacağını hesaplıyor. Ondan sonra balayını nerede yapacağını hesaplıyor.
Ona da vakti gelmedi diyenin de Allah aklını tamamlasın. Ona da öyle dua ederiz. Yani çocuk deliriyor, babaya anneye göre bebek hala. Baba anne ne bekliyor o zaman? Harama düşsün de haramdan çıkaralım diye bekliyor. Bu da yanlış. Evliliği doğal ortamında yürütmemiz gerekiyor. Bu doğal ortamı da kanunlar, yaş vesaire gibi örften önce herkesin kendi fiziği, fizyolojisi, bedeni belirlemelidir. Beden beni evlendirin diye feryat ediyorsa bunu engelleyecek bir şey bulunmamalıdır.